Ergün Diler, Kanal Tedavisi Alaska'daki Amerika ile Çin görüşmeleri bitti. Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere seyahate çıktı. Dünya ticaretinin %12'sinin yapıldığı, daha çok Avrupa'ya petrol ve gaz taşınan Süveyş kanalı bir geminin karaya oturması sonucu trafiğe kapandı. Karaya oturan gemi Panama bandıralı. İşletense Tayvanlı bir şirket. Gemi Çin'den aldığı yükleri Hollanda'ya götürüyordu. Yani oradan İngiltere'ye de, Avrupa'ya da dağıtılacaktı. Kanalda karaya oturan ve ince hesaplarla zarar görmesi engellenen geminin uzunluğu 400 metre. Asya ile Avrupa ticaretini birbirine bağlayan geminin kanalı kapatması bile petrol fiyatlarının sıçramasına yetti. Denizleri pek bilmeyiz. Hayatımızın genel olarak dışındadır. Ancak hem sahiplerinin hem bağlı olduğu istihbarat örgütlerinin hem ne taşıdıklarının hem de kimlerle mücadele ettiklerinin bilinmesi şarttır. Günde ortalama 50 geminin geçtiği Süveyş Kanalı yaklaşık 6 milyar dolar gelir bırakmakta. Evergreen şirketi ise büyük kargo gemileriyle dünyada tek. Gücü gemilerinin büyüklüğünden değil, ilişkilerinden kaynaklanmakta. Bu nedenle denizlerde kimse Evergreen gemilerini arayamaz. Hiçbir devlet Evergreen gemilerini durduramaz. Ancak bir şekilde durması gerekiyordu. Alaska görüşmelerinden sonra Türkiye ve Orta Doğu yine ön plana çıktı. Zaten öndeydi de anlayan çok yoktu. Amerika, Alaska'da Çin'e benim Orta Doğu'daki üstünlüğümü kabul etmezsen işin zor. Tek yemi bile yüzdüremezsin tehdidinde bulundu. Tabii medyaya bunlar sızmadı. Evergreen karaya oturdu. Çok büyük olması nedeniyle hemen yüzdürülemedi. Kurtarma çalışmalarının birkaç gün süreceği açıklandı. Bir gemi üzerinden Avrupa ile Çin arasındaki bağ kopartıldı mı? Elbette. Gelin biraz da işin arkasına bakalım. Cargometrics adlı bir teknoloji şirketi var. CEO'su Scott Borgerson. İsmini duymamış olma ihtimaliniz yüksek. Borgers'ın yüzlerce kez yazdığım Gishlein Maxwell'le yakınlığı olan biri. Hatta ismi açıklanmayan eşi olduğunu bile iddia eden var. En son Gishlein Maxwell'in köpeklerini gezdirirken çekilmiş fotoğraflarıyla basında yer buldu. Kargometrix denizlerde patrondu. Yılda 9 trilyon dolarlık mal taşınan suların büyük oyuncusuydu. Cargometrics A noktasından B noktasına giden her şeyin yaklaşık %90'ını kontrol edebiliyordu. Yazılım Borgers'ına aitti. Borgers'ın geliştirdiği yazılım kaçakçıları ve suçluları engellemeye yardımcı olabileceği gibi bit çeteyi küresel güç sahibi de yapabilirdi. Scott Borgers'ın teknoloji şirketi haliyle denizlerdeki verileri toplayan adresti. Gemiler, klasik... AIS'ler yani Automatic Identification Systems'la kendilerini tanımlar, nerede oldukları, nereye gittikleri buradan takip edilirdi. Denizlerdeki bu gücün sahibi olan Borgerson, Jeffrey Epstein alındıktan sonra sevgilisi Gisellein Maxwelli koruyan malikanesinde saklayan isimdi. Bir geminin karaya oturması bile tesadüf değildi artık. Derinlerde en çok konuşulan konuysa karaya oturan, kanalı kapatan geminin içinde ne taşıdığı rivayet muhtelif ancak aranamayan gemi olması nedeniyle dedikodular hiç bitmiyor Amerika'dan gelen seslere göre geminin içinde kaçırılan çok sayıda çocuk var Otorite olan bir dostuma sordum cevap basitti her geminin personeli sigara kaçakçılığı yapar Abartarak söylüyorum bu böyledir. Gemi personelinin konteynerlarının içinde ne olduğunu bilme şansı yoktur. Denetlesen de yüzlercesi arasında hangisine bakacaksın? Evergreen gibi mother kargo gemilerinde ortada ve altta ne olduğunu koyandan başkası bilemez. Açık denizlerdeki düzenlemenin arkasında kişisel çıkarları olan son derece etkili bir kişi daha vardı. Senatör Mitch McConnell'ın karısı ve Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Chao. Chao, kongre baskınından sonra ilk istifa eden bakandı. Chao'nun ailesi Çin'in önde gelen nakliye şirketlerinden biri olan Formost grubun sahibidir. Ve kız kardeşi de patrondur. Ve bunların da bir şekilde Cargometrix yakın ilişkisi vardır. Evergreen karaya oturunca sadece gemi oturmuş olmuyordu anlaşılan. Orta Doğu'ya, petrol üreticilerine, Avrupa'ya, İngiltere'ye ve büyük oynayan Çin'e büyük mesaj vardı. Hep yazdığım gibi büyük kavganın tam ortasında biz vardık. İzleyin çok ilginç olaylar yaşanacak. İçeride, dışarıda. Ergün Diler, Takvim Sonca Bengin İstihbarat mücadelesinde yeni boyut etki ajanlığı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda en çok tartışılan istihbarat faaliyetleri arasında etki ajanlığı da var. Yani sizin içinizden ya da sizden gibi görünen ama aslında karşı tarafa hizmet edip sizi arkadan vurmaya çalışanların yürüttüğü psikolojik algı operasyonları. Çünkü bunlar siyasetten iç dünyasına, hukuktan sanat camiasına, medyadan akademisyenlere veya sivil toplum örgütlerine kadar hemen her yerde varlar ve bağlı oldukları istihbarat servisleri ya da uluslararası şirketlerden gelen emirle istenilen algıyı oluşturup gerekli propagandayı yapıyorlar. Onun için de istihbaratçıların anlatımıyla derin faaliyetlerde esas tehlikeli olanlar klasik istihbarat ajanları değil, hemen her yere sızan veya devşirilen bu gibi etki ajanları. Özellikle de hedef ülke ve toplumda yarattığı tahribatlar dikkate alındığında. Ki bu bağlamda Türkiye'de siyasetin ekonomiye ve sosyal yaşama dönük fazlasıyla etki faaliyeti iddiası ve tartışması var. Hatta savcılık iddianamelerine yansıyan örnekler de söz konusu. Dolayısıyla hem istihbarat dünyasındaki değişimi hem de ülkemize yansımaları ve faaliyetlerini irdelemekte yarar var. Geçmişte kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metiner söz anlatıyor. İstihbaratta Hitler'e kadar olan birinci dönem hanedan istihbaratlarıydı. Bunların önceliği hanedanı korumaktı. Halka hizmet etmek değildi. İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş dönemini kapsayan ikinci dönem ulusal istihbarat teşkilatlarının güçlendiği süreç, üçüncü dönem ise 1990'dan sonraki yeni dünya düzeni ve süreçte çok ciddi değişen İstihbarat faaliyetleri. Mesela ne oldu? Rusya'daki Yahudilerle batıdaki Yahudilerin çok entegre çalıştığını biz 1990'lardan sonra algılayabildik. Öyle bir derin ilişkilere girmişler ki bunların etkisiyle ve Amerika ile İsrail'in kontrolüyle özel bağlantılar ve özel sistemler geliştirildi. Bunlar para piyasalarına hakim oldular. 1990 sonrası teknolojik gelişmeler de çok etkili. Bildiğiniz 5 şirket Apple, Microsoft, Amazon, Google'ın çatı şirketi Alphabet, Facebook bunlar öyle bir veri altyapısı geliştirdiler ki dünyadaki hiçbir ulusal istihbarat şirketinin ulaşamayacağı gibi bir taban oluşturdular. Yani bunların istihbarat altyapısı ne Amerika'da ne Rusya'da ne de Çin'de var. Bu ne anlama geliyor? Müthiş bir altyapı. Hepimizin bilgileri bunlar için ulaşılabilir oldu. Bunu fark eden özellikle CIA, Mossad ya da diğer servislerin içindeki uzmanlar emekli olduktan veya kendi istihbarat teşkilatlarından ayrıldıktan sonra bu veri tabanına ulaşıp hedefledikleri kişilerin bilgilerini kullanmaya ve satmaya başladılar. Bunu da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan üzerinden yaptılar. Böyle bir özel istihbarat dünyası gelişti ve bugün o kadar güçlü ki devletleri Amerika'yı bile kontrol edebilecek hale geldi. Sonuç itibariyle bugün dünyayı kontrol eden 147 tane holding var ve bunlara bağlı 3000 tane şirket var. 5 teknoloji şirketiyle de uzlaştılar, onların veri tabanından da yararlanıyorlar. Bunlar dünya siyasetini ve ekonomisini yönlendiriyorlar, yönetiyorlar. Örneğin kredi derecelendirme kuruluşu da kredi veren de aynı holdinglere bağlı. Hepsini yöneten bir üst aklın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki ya Türkiye'deki durum ne? Bunlar bizi nasıl etkiliyor? Özellikle de bu anlamda etki ajandığı faaliyetleri iddia edildiği gibi yoğun mu? Er söz devam ediyor. Türkiye mutlak kontrole girebilecek bir ülke değil ama Türkiye'de bunların kontrol etmeye çalıştığı gruplar var siyasi partiler var. Mesela bazı siyasi partiler tamamen kontrollerinde, bunların güdümünde hareket ediyorlar. Bazı partilerin içinde de bunlara hizmet edenler var. Özellikle de medya ayağını küreselcilerin adamları oluşturuyor. Yani onlar siyasi partileri kontrol etmeye çalışıyorlar. Siyasi partiler de kapasitelerine göre onlarla flört ediyorlar. Yine Türkiye'de bunların ve işbirlikçi kuruluşlarının fonladığı bir sürü şirket var. Etki ajanlarının faaliyeti Türkiye'de yoğun yani. Etki ajanı faaliyetleri maalesef Türkiye'de yoğunlaştı. Mesela Türkiye'ye karşı çalışan özel istihbarat şirketlerinin arkasında 3 ya da daha fazla ulus gizli servisleri de var. Parayı veriyorlar, çalıştırıyorlar. Bunlar ilk raportör olarak geldiler. Üniversitelerde çalışan bazı profesörlere sayfası 100 dolardan Türkiye'nin Kürt ya da İslami hareketler ya da başka sorunlarına dönük rapor yaz dediler. Böyle böyle başladı. Bundan sonra gelişti, büyüdü. AB'nin yönlendirdiği zaten çok sayıda insan geldi. Türk insanının psikolojisiyle oynadılar sürekli. Şimdi maskeleri düşmeye başladı. Sonuç itibarıyla şu anda etki ajanlarının bağlı olduğu şirketler var. AB fonlarından beslenen şirketler veya araştırma şirketleri, bir sürü vakıf var. Bunların finansman kaynaklarını incelerseniz raporları satarak ayakta durmaya çalıştıklarını görürsünüz. Çarpıtılmış raporlar hazırlarlar ve etki yaratmaya çalışırlar. Nihai hedefleri nedir? Bunların hepsinin bir amacı var. Şu andaki en büyük amaç Türkiye'yi kontrol edip egemen olmak ve para kazanmak. Türkiye'de bu operasyonu AB'yi ve Amerika'daki demokratları kullanarak en iyi yapan da George Soros. Açık ve net. Bugün Rusya'daki karışıklıkların arkasında da o var. Soros niye yapıyor bunları? Egemen olmak istediği partiyi iktidara getirmek istediği grupların şirketlerin önünü açmak, spekülasyonlarla kontrol edilebilir kaos yaratıp buna önceden hazırlıklı şirketlerin varlıklarını artırmak. İsterseniz bu şirketlerin ismini tek tek sayarım. Şimdi Türkiye'de buna oynuyorlar. Yani amaç sisteme egemen olup Türk halkını pasifize etmek. Tunca Bengin, Milliyet.